Haberler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. Merhaba sevgili Gerçek Kesit izleyicileri. Yeni bir bölümle yine sizlerle birlikteyiz. Orhan galericilik yapmaktadır ve evlidir. Eşi Meltem ile anlaşamamaktadır ve sürekli tartışmaktadırlar. Gelin bu ailenin yaşamından bir kesiti hep birlikte izleyelim. Selamünaleyküm Basri abi. Aleykümselam Orhan Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Sabah çayı söyle de içelim ha. Hemen Orhan Bey. Alo, iyi günler. Tayyip Bey'le görüşmek istiyorum. Gelmedi mi? Ben Orhan. Geldiği zaman beni aramasını söyler misiniz? Galeriye kadar gelsin. Tamam, iyi günler, iyi günler, sağ olun. Orhan Bey, bir müşteri geldi, bakar mısın? Öyle mi? Tabii. İyi, sağ ol. Hoş geldiniz. Merhaba. Benim ismim Orhan. Ahmet ben de. Buyurun. Vallahi ben bunu almak istiyorum. Tamam, verelim. Nedir fiyatı? Bu 2200 ama iyi bir araba, bak. Bunu eğer alırsanız tam 5 yıl arkanıza bakmazsınız. Hep öne bakarız. Hep öne bakarsınız. Şimdi bunun 200 milyonunu unutalım biz. He? 2 milyar peşin para vereyim, alıp gideyim bunu ben. Olur mu? Vallahi düşünelim. 200 milyonunu unuttun işte, 2 milyar peşin para. Tamam, bir kahve içelim de. Hem... Tamam ya, gel. Tamam. Baba! Ne var? Biraz para ihtiyacım var. Para mı? Ne yapacaksın para? Arkadaşlarla diskoya kadar gideceğiz. Diskoya mı gideceksin? Oğlum sen git önce derslerini çalış. Kaç! Diskoymuş. Adamın tonlarca zayıf var ya. Tonlarca zayıf var, disko düşünüyor ya. Ya bu gençlere bak. Merhaba Tayyip, hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın? İyi valla, işte uğraşıyoruz görüyorum. Allah burada mı bizim? Burada, içeride. Bir ben bakayım. Bak. Orhan merhaba, nasılsın? Ne lan ölü gibisin, ellerinde buz gibi? Ha? Ne var ne yok? Ne lan, Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ya Tahir, keşke senin gibi olabilsem ya. Niye ya? Ne varmış? Ya hayatımda heyecan yok. Yapma ya. Vallahi. Ne yapacaksın o zaman? Heyecan getireceksin hayatına. Bir şeyler yapacaksın. Hadi gidip konuşalım. Ya sen bana önder olsana. Ustasın. Tamam, gidelim konuşalım baba. He? Bir bildiğim yer var. Yeni keşfettim. O tepe var ya, Şamlı'nın oradan inerken. Yeni bir yer açmışlar. Şahane. Hava biraz kararmaya başlasın. Hadi yürü. Kalk. Böyle bir manzara beliriyor var ya, üf. O zaman ulan hayatında hiç vallahi ne dert, geldi. Ne tasa. Bak. Onu da bırak, bir heyecan geliyor. İyi ki geldin. Adrenalin yüksek ya. Bira içelim değil mi? Her bire içelim, sonra olmazsa kalkarız. Bakar mısınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize iki bira. Bir de içeriz. İçeriz peki.
Ne bu moralsizlik böyle ya? Ne bu çöküntü ya? Ya Tahir, sen ne biçim adamsın oğlum? Aşkın en güzelini yaşarsın. He? Hayatın en güzelini yaşarsın. Sen ne biçim adamsın ya? Bana bak, sen hiç hayatın sesini duydun. Hayatın sesini duymak için bu yaşa gelmek gerekiyormuş. Çok beklemişsin bu yaşa gelmeyi. Bana bak, sen rüzgarın özgürlüğünü de bilmesin. Sen hiç rüzgarın özgürlüğünü kıskandın. Düşünmedin ki kıskanırsın. Bak koç, hayatta sen hiç okuyor musun? İşte. Peki en son ne zaman aşık oldun? Unuttun değil mi? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu aşk öyle bir şey değil ki, insanın içerisinde. Volkanın, lavların yenileşmesi gibi bir şey. Yani bir zaman sonra böyle yükselir yükselir ve sen farkında olmadan patlar. Felsefe adamım benim. Sen onları bırak da aşklarından bahset. Benim aşklarım önemli değil. Senin yaşayacaklarını konuşalım. Evet. Bugün burada sen ya da ben. Sağ ol. İçmişsin yine. İçerim sana ne? Leş gibi kokuyorsun. Kokarım sana ne? Git benim eşofmanlarımı getir çorba yap koş. Karnım çocuklar büyüyor. Oysun ne yapayım? Hangi birine yetişeyim? Yıllardır bıktım artık. Bık desen yolun açık olsun Meltem Hanım. Hadi güle güle. İşe geç kalıyorsun. Orhan. İşe geç kalıyorsun. Ya ne işi be ya? Ya o iş benim değil mi ya? Giderim gitmem sana ne? Allah'ım yarabbim ya. İyi bak ben seni kaldırdım. Sonra bana bir şey deme. Bugün... Ama benim bahsen nerede ya? Gönlümün bahçesi. Meltem. Ya ne oldu bizim görmek ya? Geliyorum. Buyur. Oh, sağ ol. Dün iyi bir iş yaptım. İyi bir iş mi yaptın? İyi o zaman mobilyaları değiştiririz. Mobilya mı? Söz vermiştin ya. Dolabını da kot takımı alacaktın. Kızım sen çalışmıyor musun? Paran yok mu? Baba evet. Ben bir şey istemiyorum. Zaten istesen de vermiyorsun ki. Ben bu evin insanı değilim zaten. Ya iyi ki duydunuz, iyi bir iş yaptım ya. Bu musluk nereden akar, bu para nereden gelir? Ya o para zaten yeri vardı gitti. İyi ki duydunuz. Biri mobilya istiyor, biri benim pantolon istiyor, biri de bana küsmüş. Senin de paranın hep yeri var zaten canım. İyi tamam ben gidiyorum. Hadi görüşürüz akşam. Sizlerin de gördüğü gibi Orhan ve Meltem sudan sebeplerden bile tartışmaktadırlar. Evlilikleri hiç yolunda değildir. Ve ikisi de yeni arayışlar içerisindedir. Gelişmeleri dramamızı izleyerek öğrenelim. Şu yukarıdaki malları bir ara düzeltelim olur mu canım? Tamam. Ne oldu sana sabahtan beri moralin bozuk? Biraz canım sıkkın. Hayatım bana güvenmiyor musun? Anlatsana bana. Babamla biraz tartıştık. Biliyorsun zaten ilişkilerimiz pek iyi değil. İşte iyiye gideceğe benzemiyor. Peki canım idare etmek zorundasın biliyorsun. Biliyorum. Öyle mi oldu? İstersen çıkalım bir yere gidelim yemek evet. Yiyelim. Biraz çıkıp dolaşalım, yemek de yeriz. Hadi. Hadi biraz oynayalım biraz. Param yok, seninle gelemeyeceğim. Olsun ya, bende var, ikimize de yeter. Ders çalışmalıyım, zevkleri kurtarmalıyım. Babamla da anlaşamıyoruz zaten, aramız bozuk. Olsun oğlum, parayı dert etme, bende var, hadi gidelim. Sorun olan para değil, sorun olan sadece babam. Hadi eyvallah. Günler.
Abla! Aa, sen nereden çıktın Fahri? Arkadaşla oturuyordum. Abla, bana biraz para verebilir misin? Fahri'cim, şimdi param yok. Maaşım olunca versem. Olur. Dersine çalışıyorsun değil mi? İhmal etme. Çalışıyorum. Bomba gibi. Güzel değil mi? Sen süper olacağım. Hadi bakalım. İyi günler efendim. İyi günler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun. Mobilya bakmak istedim. Tabii, buyurun efendim. Oturabilir miyim? Ne demek tabii. Buyurun, buyurun. Evet, oturması rahat. Nedir bunun fiyatı? Bunların fiyatı 350 milyon efendim. Ama şayet beğendiyseniz size ödemede görüntülü kolaylığı gösteririz. Sağ olun. Açıkçasını söyleyeyim, ben başka yerlere de baktım. Evet. Buraya da geldim. Sizin mobilyalar da güzel. Ben yine bir bakayım. Olmazsa yine gelirim. Tabii efendim, siz dolaşın. Beğendiyseniz gelin, gereken kolaylığı gösteririz. Teşekkür ederim. Gidin efendim. İçeride, buyurun. Buyurun içeride. Merhaba Orhan. Hayırlı işler. Sağ ol. Hayırdır, ne işin var burada? Ya şöyle bir mobilyacıları dolaştım. Mobilyacıları mı? Bir de sana uğrayayım dedim. İyi, hoş geldin. Ha, söz vermişti ya bana. Söz mü verdin? Herhalde. Değiştirelim diye. İyi. Bak şimdi sen onu, mobilyayı falan bırak. Şimdi Fahri'nin okuluna git. Tamam mı? Öğretmenleriyle konuş, onun durumunu öğren. Tamam, giderim de bu mobilyalar ne olacak? Ya bırak mobilya işini ya. Ha, tamam, hallederiz. Hadi sen git, hadi. Oldu peki, hadi hayırlı işler. Güle güle. Hoşça kal. Alo, abi. Ya bu ne vardı hani 94? Kaçtı onun? 1300. Tamam abi, sağ ol. Bir müşteri vardı. Tamam, iyi günler. Buyurun, hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyiz anne, ikimiz de çok açız. Baban bu akşam da geç gelecek herhalde. Biz en iyisi yiyelim. Siz evet, geçin içeri, ben bir şeyler tamam hazırlayayım. Orhan hayatını istediği gibi yaşıyor ve ailesiyle hiç ilgilenmiyordu. Geceleri çok geç saatte eve geliyor ve soru soran eşine de bağırıyordu. Bakalım bu nereye kadar devam edecekti? Abi, akşam bir eve bir gün bir daha var. Vallahi. Hayatını yaşıyorsun. Yaşıyoruz ya. Vallahi helal olsun. Temel var ya, temel. Süper evet. Var. Efendim, hoş geldin. Nasıl bir araba bakıyorsunuz? Mesela spor. Spor araba. Evet, tam da yerine geldiniz. Bakın, bu spor bir araba. Buyurun, açayım. Şimdi görün. Kaç model? Bu 94 model. Nasıl? Fena değil mi? Önemli olan fiyatı ne kadar? Fiyatı 2,5. 2,5 mu? Evet. Çok. Çok mu? Çok. Bir kolaylık sağlar mı ben size? Beğendiniz değil mi arabayı? Güzel, beğendim. Tabii, sizin kadar güzel bir araba. Sağ olun. Basri abi, bize iki kahve söyler misin? Elbet Orhan Bey, buyurun. Buyurun içeride konuşalım. Ben size kolaylık sağlayacağım. Buyurun Gönül Hanım. Size şöyle alayım. Nasıl ödeme düşünüyorsunuz? Şimdi 1,5 milyar peşin verebilirim. Hı-hı. Gerisini? Gerisini çek kullanıyorum. 2 aylık çek veririm. Tamam. Olabilir değil mi? Hı-hı. Evet. O zaman ben sizden şey yapayım. Kiminizi alayım. Hı hı. Ruhsatı?
Daha sonra almaya gelirim. Şimdi efendim, aklım başımdan gitti biraz da. Tabii ben ruhsatı daha sonra size evrakları hazırlarım. Ben size telefon ederim. Gelir alırsınız. Hı hı. Peşinatı hemen şimdi vereyim ben size. Ben de size arabayı teslim edeyim. Bak özel yapıyorum ha. Hiç kimseye arabayı böyle vermedim. Sağ ol. Size ayrı bir önem verdim. Teşekkür ederim. Tamam. Efendim, hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Görüşmek üzere, görüşecek miyiz? Mutlaka. Peki, iyi günler. Efendim. Güle güle kullanın efendim. Yeni arabadır, biraz şey yapalım. Uyumazsa alıştırmakta yarar. Alo Tahir, ne yapıyorsun ya? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, iyiyim. Bak, seni niye aradım biliyor musun? Nereden bileyim ya, ben müneccim miyim? Ya çok heyecanlıyım be Tahir. Galiba ben sevdalandım Tahir. Ne sevdalanması? Ne diyorsun sen ya? Ya ne bileyim be Tahir be. Bir müşteri geldi, araba aldı. Çarptı gitti beni ya. Hiç böyle olmamıştım be Tahir. Yapma ya, nasıl? Çok mu güzel? Ya güzel de kelime mi be Tahir be? Bebek, bebek. Şişt. Baksana. Gelsene biraz buraya laflayalım ha? Tamam. Zaten gelecektim yanına. İyi o zaman, tamam, bekliyorum. Hadi çabuk, geç kalma. Tamam, görüşürüz babam. Tamam. İyi günler. İyi günler. Ben Turan. Ben de Orhan. Vaktiniz varsa size bir özel sigorta hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Özel sigorta? Evet. Buyurun, sizi beni dinliyorum. Buyurun. Efendim, buyurun. Orhan Bey, bizim sigorta şirketimiz özel bir sigorta şirketi. Merhaba Basri Baba, merhaba, nasılsın ya? Hoş geldin. Yine dikiliyorsun ya, otur biraz içeride abi. Tamam, iyi ya. Hayırlı güle, sağ ol kardeş. İyi günler. İyi günler. Hayır, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, tamam. Sağ ol. Ne iş lan? Haciz falan mı? Ne hacizi lan? Sigorta yaptırdım, hayat sigortası. Sen de yaptır. Evet. Gidelim mi oturalım? Ya biraz oturalım, ayaklarım. Ayaklarım. Batur abi, iki çay. Oldu Orhan Bey. Gel Tahir, gel. Ne iş bu ya, sigorta? Şimdi Tahir'cim, işin sigorta yaptım. Tamam mı? Sen de istersen. Neden yaptığımı da açıklayayım. Şimdi Allah korusun, yarın ölürsem, bak şimdi başıma her şey gelebilir. Burada işler kötü gidiyor biliyorsun. Tamam. Ben aileme bir şey bırakamam çoluğa çocuğa. Şimdi ben bir ölüm sigortası yaptım, bir emeklilik. Eğer ben ölürsem bugün, yarın tam 3 milyar para ödeyecekler. Kime? Bizim kanun ilaçlarıma, hanıma ve çocuklara. Vallahi. Para vallahi. Peki onlardan birine bir şey olursa? O zaman da ben alacağım. Ama sen kendin için he? Ya şimdi işler kötü gidiyor hakikaten ya. Ben şimdi ölürüm, bir şey bırakamam. Hiç olmazsa sigortadan gelen parayla bir şeyler yaparım. Ya bırak onu, o zaman düşünürsün. Tamam. Ne iş bu telefondaki kız? Ya Tahir. Bahsettiğin. Ben sevdalandım ya. Yapma ya. Vallahi sevdalandım. Git lan. Yemin ediyorum bak. Nasıl oldu lan bu iş? Kim bu? Ya onun için çağırdım zaten ben. Tamam, kimmiş? Hani bu? Kırmızı bir Honda vardı ya. He. Ya onu ben sattım güzel bir kıza. He. Ya bir gördüm elektriklendim abi ya. Vallahi yemin ediyorum bak. Sen şey inanılmazsın. Parasını ya, aldın değil mi araba? Aldım bak başıma. Sen parasız da verirsin sen. Ama indirim yaptım. Başıma hiç böyle bir şey gelmemişti ya. Ya git, ciddi misin? Vallahi ya? Ciddiyim ya. Peki ne düşünüyorsun ilerisi için? Şimdi bak, bu ruhsat almaya gelecek. He. O zaman daha iyi konuşacağım. Sen daha tam açmadın. Yok, kıza konuyu. Ben kendi kendime işte öyle. Ya sen de kendi kendine gelin güveyi oluyor. ne yapalım? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Gel bu güzel günü kutlayalım. Kutlayalım diyorsun. Sen de baya bir havasına girmişsin. Tamam abi. Girdim ya, ben sevdalandım. Ne yapalım? Ya. Nereye gidelim? Vallahi gel ben seni bir yemeğe götüreyim. Bir de yemek yeriz, bir içeriz, işte gezeriz. Ne bileyim yani. Kalkalım. Gidelim. Kalk. Ulan sen var ya. Ne yapayım be? Bu yaştan sonra. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bundan sonra azal.
Orhan Bey'in yanında uzun süredir çalışıyordum. İyi bir insandı, onu severdim. Ben Orhan'ın yakın arkadaşıydım. Orhan'ın ailesiyle arası pek iyi değildi. Gençliğinde yaşayamadığı duyguları yaşamak istiyordu. Ve biraz bunalımdaydı. Evet sevgili izleyiciler. Sizlerin de gördüğü gibi Orhan müşterisine yani Gönül'e aşık olmuştu. Zaten evinden kopuk olan Orhan bu ilişkiyle bakalım neler yapacaktı. Ve bu ilişki ailesine nasıl yansıyacaktı? Bana mı bakıyorlar? Bugün zaten işler bozuk gitti, moralim bozuk. Vallahi bana iyi davranın ha. Ama yine de hayırlı bir iş yaptım. Hepimizi sigortalı yaptım. Ne sigortası bu? Özel emeklilik sigortası. Nasıl oluyor bu? Şöyle bak. Şimdi biz 10 yılda emekli olacağız, aylığa bağlanırız. Ayrıca bunun içinde bir de ölüm sigortası var. Diyelim ki ben öldüm. Sen 3'er milyar lira para alacaksın. 3 milyar. Peki ya ben ölürsem? Sen ölürsen de biz alacağız 3 milyar. Nereden çıktı şimdi baba bu hayat sigortası? Kızım kötü mü yaptım? Yarın başıma bir şey olur belki. Yani size para da bırakamayacağım. Yani belki zora girmeyin. Allah Allah. Kötü mü yaptık yani şimdi? Tamam kötü yapmamışsın da. Yani ne bileyim şaşırdım birden. Buradan alacağınız 3 milyarla geçinirsiniz işte. Kötü mü olur? Neyse hadi ben gideceğim yatayım. Bak gürültü yapmayın ha. Tamam baba tamam. Evet. İyi geceler. İyi, iyi geceler oğlum. Anne nereden çıktı şimdi bu sigorta işi? Vallahi bilmiyorum ki kızım, vardır babanın bir bildiği. Benim de kafam karıştı şimdi. Herhalde bizi sevdiği için yapmıştır. Vallahi sevmediği için de olabilir. Ölüm tazminatı bu. İşin içinde 3 milyarları var. Aramızdan kim ölürse ölsün diğerleri 3 milyara sahibi olacaklar. Hadi hadi çocuklar yatalım. Hadi yatalım anne. İyi geceler hepinize. Akşam evde bırakmışım. İyi ki çalmamışlar arabayı. Anahtar üzerinde kaldım. Gönül dandım seni. Gözlerinin rengini... Basri abi! Efendim? Bakar mısın? Buyur Arhan Bey. Gönül'ün işleri tamam mı? Tamam. 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 Herkes. Gidebiliriz. İşine tamam, baksın. Teşekkür ederim. Güle güle. Efendim? İyi günler. Gönül Hanım'la görüşmek istiyorum. Buyurun benim. Aa siz misiniz? Nasılsınız efendim? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol iyiyim. Sizi niye aradım biliyor musunuz? Hem o güzel sesinizi duymak istedim. Hem de işlemleriniz bitti. Ruhsatlarınız hazır. Gelip alabilirsiniz. Öyle mi? Çok güzel, çok sevindim. Peki ne zaman gelip alabilirim? Ne zaman isterseniz gelip alabilirsiniz. İyi o zaman. Yarın gelip alırım ben. Yarın mı? Çok memnun oldum. Yarın bekliyorum. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Basri abi. Efendim? Bana orta kahve söyle. Günaydın.
Günaydın Özlem, hoş geldin. Gel otur. Yo, iyi görünmüyorsun. İyi mi var? İyiyim işte. Ne oldu, neyin var? Babam bize özel sigorta yaptırmış. Yani pat diye bu nereden çıktı anlamadım doğrusu. Ne var bunda? Özel sigorta güzel bir şeydir. Yani baban iyi düşünmüş bence. Tamam, güzel bir şey de şaşırdım. Yani kafama takıldı, bilmiyorum. Allah'ım, niye kafana takıldı? Neyse, boş ver. Ulan sen Musa'yı yalamazsın. Alırsam ne yapacaksın? Sen Musa'yı yal, ben parkın etrafında çıplak ayakla 5 tur koşacağım. Tamam. Hadi bak. Söz dinleyemeyeceksin değil mi? Söz verdiriyor artık, ne yapacağız? Öldürdün beni be. Çok yoruldum. Hem de nasıl, turşu gibi. Ben kaybetseydim ben koşacaktım. Ya Fatih be, ben sana bir şey soracağım. Sor. Duman sizi hiç özel sigorta yaptı mı ailece? Yo, ne sigortası ya? Vallahi bilmem ki, babam bizi ailece özel sigorta yaptırdı. Ne var bunda, ne güzel işte. Ne bileyim, kafama takıldı işte. Baban sizi sevdiği için yapmıştır. Vallahi bilmem ki, ne desem hocam. Gördüğünüz gibi çocuklar babalarının yaptırdığı özel emekli sigortasından şüphelenmişlerdi. Babalarının neden böyle bir şey yaptığını anlayamamışlardı. Bu arada Orhan da gönlü aklından çıkaramıyor ve sürekli onu düşünüyordu. Merhaba. Hoş geldiniz. Orhan içeride mi? Merhabalar. Oğur, Gönül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahatsız etmiş olmadım değil mi? Lütfen, rica ederim. Şeref verdiniz. Ruhsatı almak istiyorum ben mümkünse. Tabii ki, ruhsatınız hazır. Ben de sizi düşünüyordum az önce. Öyle mi, niye? Bakın, ben sizi ilk gördüğüm andan beri çok beğendim. Hep sizi düşünüyorum. Yani duygularımı aşmak istiyorum ama... sizi üzerim, belki kırarım diye korkuyorum. Yok canım. Öyle mi? Kahve içer misin? Hiç vaktim yok, inanın. Hemen kalkmak zorundayım. Peki. Ne kadar güzelsin, biliyor musun? Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ ol. Hemen kalkıyorum, kusura bakmıyorsunuz. Ben sizi geçireyim. Evet, olabilir. Buyurun. Buyurun. Çok sağ olun. Çok naziksiniz, çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Her şey için çok yardımcı oldunuz. Görüşmek üzere. Mutlaka. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buraya geldim. Tabii, sizi hatırladım. Daha beğenemediniz mi? Evet, geçen de gelmiştim. Henüz beğenemedim. Bir türlü karar veremiyorum. Vallahi ben size bunları tavsiye ediyorum ama bilmiyorum yani ne düşünüyorsunuz siz. Geçin böyle bir koltuğa oturun bakayım. Size bir kahve ikram etsem alır mısınız acaba? Sağ olun, çok naziksiniz ama gitmem lazım. Evet, tabii. Hani sen gerçekten kullanışlı evet, bunlar ama bir bilemiyorum türlü ya. Bir karar veremiyorum. Neden bilmiyorum. Bakın, çok yere baktım. Yine buraya geldim. Size de benim gerçekten kanım ısındı bakın. Bunlara zam geldi. Ben size o gün söylediğim fiyattan vereceğim. Hem bu sefer ödemede daha da güzel kolaylıklar göstereceğim size. Sağ olun. Peki yeni mobilya gelmez mi bu yakında? Gelecek. O zaman siz bana bir telefon numaranızı bırakın. Olur. Geldiği gibi ben sizi arayayım. Öyle yapalım. Tabii. Buyurun, yazın şuraya. Gelin de siz bana haber verin. Tabii. Ben gelin bakarım. Buyurun. Olmazsa belki bunlara karar veririm. Atıyor!
Teşekkür ediyorum. Bir şey değil efendim. İyi günler efendim. Tabii. Ben sizi ararım. Tamam. Gönül oyunu mu bu mu? İzi kalmaz demiştim. Oo, Orhan Bey, şarkıcılığa mı başladın? Şarkıcılığa başladım. Ne işin var senin burada bu saatte? Aa, niye gelemez miyim kocamın dükkanına? Ya gelirsin de hayırdır, bu saatte ne işin var burada? Bak kalbimi kırıyorsun. Ya abi, sen de bizim Tahir gibi yapma ya. Üff. Mobilyacıları dolaştım biraz, yatak odası baktım. Ne yatak odası ya? Bizim yatak odamız yok mu? E var da değiştirmek istiyorum. Para? Ne demek para? Senin paran bizim paramız. Ya kızım bugüne de sıkışayım ben ya. İyi tamam, ver bana biraz harçlık da gideyim. Ne yapacaksın işte? Bakkala kasaba uğrayacağım. İyi al ilerle hadi. Tamam hadi hoşça kal. Hadi güle güle. Efendim. Alo, iyi günler. Gönül Hanım'la görüşmek istiyorum. Gönül Hanım, telefon size. Efendim? Gönül Hanım, ben Orhan. Nasılsınız efendim? İyiyim Orhan Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Nasıl, arabadan memnun musunuz? Çok teşekkür ederim. Çok memnunum, harika bir araba. Öyle mi? Çok memnun oldum. Bakın Gönül Hanım, arabayla ilgili bir sorunuz olursa beni arayabilirsiniz. Peki ararım. Çok sağ olun. Rica ederim. Önemli değil. Nasıl geçiyor günleriniz? Neler yapıyorsunuz? Nasıl olsun işte. Sürekli iş. Bu aralar canım biraz sıkkın. Ya öyle mi? Stres. Ya stres günümüzün hastalığı. Ben de çok stresliyim. Size bir teklifim var. Gelin deniz havası alalım. Rahat edelim. Sıkıntımızı atalım. Hı? Hem de arabayı denemiş oluruz. Ne dersiniz? Çok isterdim ama şu sıralar olamaz. Başka bir sefere inşallah. Ya öyle mi? Peki ne zaman olur? Bilemiyorum ki. Sonra yine konuşuruz. Tamam o zaman. Ben sizi daha sonra ararım. İyi günler. Orhan ve Gönül güzel bir beraberlik yaşamaktaydı. Gönül de Orhan'dan etkilenmişti ve sık sık onu görmeye başlamıştı. Diğer taraftan ise Meltem mobilya bakmaya gittiği iş yerinde Mustafa ile tanışmış ve bu adamdan gördüğü ilgi çok hoşuna gitmişti. Bakalım bu insanların hayatları nasıl gelişmelere gebe olacak? İzleyelim ve görelim. Söyleyeceğimi bilemiyorum. Söylesin mi? Niye söyleyemiyorsun? Söyleyemiyorum ki güzelim. Bak, benimle evlenir misin? Oh be, söyledim vallahi ya. İsmet, tabii ki seninle evlenirim. Uzun zamandır beraberiz ve seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ama... Ama mı? Aması ne? Ama babam... Biliyorsun, babam ters bir insan ve görücü usulüne evlenmiş. Bizi de böyle evlendirmek istediğini söyler. Bak hayatım, ne olursa olsun seni isteteceğim. İsmet, ben evdekilerle bir konuşayım. Daha sonra sen gönderirsin evdekileri, olur mu? Peki güzelim, sen bilirsin. Sen nasıl istersen öyle olsun. Biraz çıkıp dolaşalım mı? Ne olur, sen bilirsin. Hadi çıkalım. Gönül bak, burası benim arkadaşımın yeri. Bugün ilk günü. Gel bir ziyaret edelim evimize, hadi hayırlı olsun. Gel. Gel. Evet.
Orhan Bey hoş geldiniz. Selam verdiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar. Gel kızım, hoş geldin. Hoş bulduk anne. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk, iyiyim. Anne, seninle biraz konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksın kızım? Anne, İsmet benimle evlenmek istiyor. Ailesini gönderecek. Kızım, bana göre hava hoş da baban ne der bilmiyorum ki. Onunla konuşman lazım. Bence babam izin vermez anne. Bana da izin vermez gibi geliyor. Yine de sen bir konuş bakarsın benim. Efendim? İyi günler efendim. Ben Meltem Hanım'ı aramıştım. Bir dakika lütfen. Anne seni arıyorlar. Kim o? Bilmiyorum, söylemedim. Efendim buyurun. Ya Meltem Hanım merhaba. Ben mobilyacı Mustafa. Aa, siz misiniz Mustafa Bey? Buyurun. Ha, yeni takımlar geldi. Ona haber vereyim demiştim. Ha öyle mi? Yarın zamanım olursa gelirim ben. Çok teşekkür ederim. Tamam efendim. Bekliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Oldu Mustafa Bey. İyi günler. Kimmiş anne? Mobilyacı. Yeni mobilyalar gelmiş de ona haber veriyor. Ha, ben açarım. Hoş geldin babacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Karnı aç mı? Bir şeyler yer misin hazırlayayım? Aç değil, sağ ol. Yatacağım, uyuyacağım, yorgunum. Ne bu, herkes ilgileniyor, gülüyor, yüzleri falan, ne iş? Yok canım, şey baba, yapmadan biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Şey, biraz otur konuşsaydık. Ya söyle, ben uyuyacağım, ne var, ne? Şey baba, İsmet benimle evlenmek istiyor. İsmet mi? Kim İsmet? Evet, beraber çalıştığımız çocuk. Niye ben tanımıyorum? Evlenmek ha? Ya ben sana demedim mi? Benim istediğim bir adamla, benim sevdiğim bir adamla ben seni evlendireceğim. Daha önce konuşmadık bunları. Nereden buldun o İsmet'i? He? Evlenme konusu burada bitmiştir. Baba, para lazım. Ayrıca okul için de lazım. Lan ne parası lan? Git derslerini çalış. Zayıfını kurtar, ondan sonra para iste. Bu iş burada bitmiştir. Peki bu yatak odası en son fiyat kaça olur? Bakın Meltem Hanım, koltuk takımıyla beraber ikisini size 600 milyona bırakırım. Hem bu peşin fiyatı. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben size taksit yapacağım. Gereken kolaylığı da göstereceğim, inanın bana. Sağ olun. Size çok değer veriyorum. İnanın çok güzelsiniz. Sizi ilk gördüğüm andan itibaren böyle içimde değişik bir duygular belirdi. Sağ olun. Sizi düşündükçe bile heyecanlanıyorum, inanın bana. Siz de beni etkilemiyorsunuz desem yalan olur. Öyle mi? Evet. Bu kadar güzel. Bakın, gerçi ben evliyim. İki tane de çocuğum var ama pek mutlu da sayılmam. Öyle zannediyorum ki siz de pek mutlu değilsiniz. Evet, biraz öyle. Tamam o zaman. Geç de olsa belki beraber mutluluğu yakalayabiliriz. Ne dersiniz? Belki, neden olmasın? Öyle mi? Ne kadar güzel. İçelim o zaman. Orhan, araba almak için gelen kadından çok hoşlanmıştı ve onunla yasak bir ilişkiye girmişti. Fakat bu ilişkinin nereye kadar gideceğini hiç düşünmüyordu, sadece yaşıyordu. Orhan Bey'in canı son zamanlarda çok sıkılıyordu. Çok dalgındı. Kendine bir sigorta yaptırmıştı. Buna neden gerek duyduğunu bilemiyorum. Meltem ve Mustafa arasındaki yakınlık bir beraberliğe dönüşmüştü. Bu beraberlikten ikisi de çok büyük bir haz alıyordu. Diğer tarafta ise Gül ve İsmet ortada kalmışlardı ve evlenmek istiyorlardı. Olaylar karışmıştı. Bakalım bu düğüm nasıl çözülecekti? Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Geç.
Seni çok seviyorum, biliyor musun? Biliyorum. Ben babasız büyüdüm. Baba şeker tam. Annesiz büyüdüm. Annenin sevgisini tatmadım. Belki de halim bundandır. Ne varmış halinde? Ben senin bu halini daha çok seviyorum. Bu boynu bükük haline bayılıyorum. Bak Gönül, sana her şeyi anlatacağım. Aslında ben var ya... Sadece çocuklara değil, herkese kötü davranıyorum. Ama neden olduğunu düşünüyorum da onu geçmişimde buluyorum. Biz böyle gördük, böyle büyüdük be Gönül. Ne güzel Gönül diyorsun. Çok şekersin, biliyor musun? Biliyorum. Biraz havalanayım ya. Havalan canım, sen bunu çoktan hak etmişsin. Bak Gönül, daha sana neler anlatacağım biliyor musun? Ama aslında, bak seninle evlenmek istiyorum ama aramızda yaş farkı var. O yüzden evlenme, yani yani anladın mı? Yani, aslında yaşın hiçbir önemi yok güzelim. Hı? Yaşın hiçbir önemi yok. Bence önemli. Hadi gidelim, bir şeyler yiyelim. Benim karnım tok. Biliyor musun, senin yanında çok huzurluyum ben. Sen ol yeter, ben başka bir şey istemiyorum. Ben de. Bak Meltem, artık evlenelim diyorum, ne diyorsun sen? Mustafa, ben de seninle evlenmek istiyorum ama nasıl olacak ki bu iş? Boşanacağız canım, ikimiz de boşanarak olacak. Bilmem ki boşansak nasıl olur acaba? Canım böyle daha mı iyi oluyor? Bak ben seni gerçekten seviyorum ve seninle evlenmek istiyorum. Mustafa, bunu Orhan duysa var ya beni öldürür. Tamam da ne yapacağız böyle ya? Bilmiyorum. Hayret bir şey arkadaş ya. Birbirimizi çok seviyoruz, evlenemiyoruz. Ne yapacağız Gül? İsmet, ben de seni seviyorum ve evlenmek istiyorum. Ama tek sorun babam. Babam engel oluyor. Ben ne yapabilirim? Ne yapacağımı bilemiyorum ki. En iyisi kaçırayım ben seni ya. Kaçalım mı? Tabii. Memlekete gidelim, orada yaşarız. Olur mu öyle şey? Ben oralarda yaşayamam. Ben buraya alıştım İsmet. Ne yapacağız Gül? O zaman sen söyle bir şey. Bilmiyorum ama bir çözüm bulmalıyız. Kesin bir çözüm bulmak lazım. Şey yemeyeceğim. Bir şey yemeyecek misin? Şey hazırla mıydın? Rüt etmiyor.
Aman Allah'ım. Orhan Bey. Orhan Bey. Orhan Bey. Sizlerin de gördüğü gibi Orhan arabasında ölü bulundu. Neden ve kim tarafından öldürüldüğü bilinmiyor. Tek ipucu ise yaptırdığı hayat sigortası. Bir başka gerçek kesitte buluşmak üzere, hoşça kalın. Ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.